Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler için çok farklı bir şey yapmaya karar verdim. Hafta sonu görüşmeye gelecek olan çiftlerime mükemmel bir cheesecake hazırlayacağım. Sevgimi koyacağım. Kendi ellerimle yapacağım. Bunu biliyorsunuz ki normalde dışarıdan da sipariş verebilirdim ama ben sipariş vermek değil de ben gerçekten bunu sizler için bir emek vermek, daha çok uğraşmak ve sizin için güzel bir şey hazırlamak istedim. San Sebastian kek yapacağım ve hafta sonu görüşmeye gelen çiftlerime de ondan ikram edeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi kekin yapımına başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önce 3 kutu pınar beyazımızı kaseye koyduk. Kaseye koyduktan sonra mikserimizle bu şekilde böyle oraya fırladı, gördünüz mü? Evet. Pınar beyazımızı mikserle karıştıktan sonra da normalde 1,5 su bardağı şeker olması gerekiyor, ancak ben biraz daha hafif olsun diye 1 su bardağı şeker koyuyorum, bilginiz olsun. Bu şekeri dağıttıktan sonra tekrardan bununla beraber bunu güzel bir şekilde mikserliyoruz. Arkadaşlar bu karıştırma işlemi de bittikten sonra sıra geldi yumurtalarımıza. 3 adet yumurtamız var. Bu yumurtaları içine koyacağız, ancak tek tek koyacağız ve karıştıracağız. Bir tanesini kırdık, içine attık. Şimdi bunu bir mikserleyeceğiz. Daha sonrasında tek tek mikserlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bir de bence bu tatlının bir avantajı daha var. Tatlı zaafı olan, yani tatlıyı gördüğü zaman dayanamayan gelinlerim için bu bilgi vermek istiyorum. Sadece bir çorba kaşığı un kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Yani öyle aşırı unlu bir tatlımız değil bu. Evet arkadaşlar, bunu da yaptıktan sonra 2 paket kremamızı içine döküp tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra 1 paket vanilini içine döküyorum. Bu son işlemimiz çünkü bu. Arkadaşlar tüm bu işlemler bittikten sonra yağlı kağıdımızla birlikte kelepçeli kek kalıbının içine bu karışımı dökeceğim. Allah Allah. Muazzam gözüktü. Gerçekten birçok herhalde ev hanımına şu an taş çıkartıyoruz değil mi? Bildiğin San Sebastian cheesecake yapıyorum ya, şaka gibi. Her şey ama siz güzel çiftlerimiz için. Tamam. Şimdi dökme işlemi bittikten sonra ben tabii kelepçeli kek kalıbı bulamadım. Normal değil mi sizce? Ben bir fotoğrafçıyım yani, o kadar da olmasın yani değil mi? Şimdi 200 derece fırınımın içine bunu koyuyorum efendim. Hafta sonu çiftlerim gerçekten çok şanslı. Bunu bu şekilde 200 derecede bırakıyorum arkadaşlar. Muhtemelen bir 50 dakika pişecek. 50 dakika sonra bahçede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, kekimizi 50 dakika pişirdikten sonra ılımaya aldım. Şu an şöyle göstereyim, ben size birazdan detay da girecek. Mükemmel bir cheesecake oldu. Hafta sonu görüşmeye gelen çiftlerime ikram edeceğim. Benim için çok özel bir yeri var, çünkü ilk defa böyle bir kek yaptım ve sizlerle paylaşacağım. Dilerim hafta sonu beğenirsiniz. Yanında da güzel bir kokteyl ikram edeceğim size. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.